Arkadaşlar yeni videodan merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün maalesef sizlere bir gameplay videosu, oyun videosu paylaşamıyorum. Fakat bu kanaldaki insanlar, takipçilerim, abilerim, kardeşlerimle Beraber her türlü konuyu konuşuyoruz. Her yeri geldiği zaman oyunu övüyoruz, yeri geldiği zaman eksiklerini söylüyoruz. E, fakat benim bile yaşadığım bir olay var bu müşteri hizmetleriyle alakalı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, böyle köklü bir firmanın içerisinde, böyle kaliteli işler başarmış firmanın içerisinde çalışan bir insanın örneğini vermek istiyorum size. E, tabii ki her yerde böyle nasıl diyeyim her yerde bir çürük çıkar sorunlu birisi çıkar yanlış nerede ne olduğunu patavatsız birisi her yerde çıkar fakat e, müşteri hizmetlerinde böyle bir kişinin çalışması ve bana karşı tutumu beni gerçekten çok fazla e, rahatsız etti bu konuyu da sizlerle beraber e, paylaşmak istedim. Sizlerin de görmesini istedim. Bana bile ben durumumu anlattığım şekilde böyle davranıyorlarsa mesela benim bir kitlem var. Sizlere ulaşabiliyorum. Sizlere bunu gösterebiliyorum. Ama e, sadece bu oyunu zevkini oynayan bir insanın gözüyle baktığım zaman bu olayın hiç de bir iç açıcı olmadığını, hoş olmadığını görüyorum. Umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. E, hemen hiç uzatmadan ben olaya geçip size olayı anlatmak istiyorum. Hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi olayımız şöyle başlıyor. E, iPhone 14 Pro cihazında oyun içerisinde bir hata var. Yani nasıl bir hata maça girdiğinizde acayip bir FPS drop oluyor. Kasıyor, oynanmıyor, oyun böyle deliriyor. Bakın Pro'da diyorum Pro Max'de yok bu sorun ama Pro'da var çoğu cihazda var bazılarında yokmuş diye söyleniyor. Ee, onları bilmiyorum nasıl yaptılar nasıl çözdüler onu bilmiyorum fakat %95'inde bu sorun var. Oyun içerisinde drop var. Oyun oynanmıyor. Hiçbir şekilde e, gidiyorsunuz 3-4 kişiye saldırıyorsunuz. Telefon kasıyor. Kendinden geçiyor. Değişik bir sorun var. Optimizasyon sorunu var. Ben e, bu sorunu yaklaşık 7 aydır yaş yaşıyorum. Herkese bu durumu, oyundaki yetkili herkese bu durumu açıkladım. Böyle böyle bir sorun var. Ne zaman çözülür diyorum. Halledeceğiz deyip geçiyorlar. Daha önceden tekrardan müşteri hizmetlerine yazmıştım. En başlardı. Yani e, bana yanlış yere yazdığımı söyleyip direkt kapattılar chat'i. Tamam dedim doğru yere yazdım. Ondan sonra e, durumu bildirdim. Bana fark oyun için yükle dediler. Kapattı yine chat'i. Ondan sonra e, bir daha bağlandığım sırada durumu yine anlattım. Yakında düzelecek dediler ve bunun üzerinden 6 ay geçti. Yani 6 aydır hiçbir şekilde cihazı kullanamıyorum, oyun oynayamıyorum. E, bu benim için önemli. Neden önemli? Hem buraya video atıyorum, hem oyunu profesyonel anlamda oynuyorum, turnuvalarına giriyorum. Kasan bir telefonla, amiral gemisi bir telefon ama kasıyor oyun içerisinde. Oyunun optimizasyon sorunu olduğu için e, oynamak zorunda kalıyorum. Ben bu durumdan çok rahatsız oldum. 6 ay sabırla bekledikten sonra tekrardan yetkililere yazıp bu durumun ne olduğunu, ne durumda olduğunu öğrenmek istedim. Gayet normal bir şekilde. Ee, bunun için de öncelikle müşteri hizmetlerine yazdım. Her insanın, her normal bir oyuncunun yapabileceği gibi. Durumumu anlattım. Bana verilen cevaplar ve sohbetleri şimdi sizlere de göstereceğim. Yani bu, bu saçmalık değil de ne sizlerin gerçekten yorumunu merak ediyorum. Ben her zaman oyunu öven bir insan değilim. Hatası olduğunda hatasını söylerim. Ama bu insanlar firmayı temsil eden insanlar. Ee, hiç kontrolsüz bir şekilde burada böyle barınıp kafası estiği gibi cevaplar verebiliyor mu? Şimdi bakın oraya geçiyorum uzatmayalım. Durumu tamamen bilmeniz adına anlattım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Ee, sohbete geçelim. Şimdi gel gelelim problemin e, zart ettiği yere mi zor ettiği yere mi ne her neyse o. Bakın arkadaşlar ben burada bana normal bir şekilde direkt otomatik sistem yazmış. Nasıl yardımcı olabiliriz falan filan. Burada durumu anlatmışım. E, direkt yüzüme kapatıyorlar diye savaş kodu yok diye. Daha önce 3-4 kere yüzüme tak diye kapattı bu chat. Yazamıyorum bir şey. Savaş kodu da lazımsa dedim. Al kardeşim al kod burada dedim onu da attım. Tek istediğim şey bir sene bile olsa güncelleme tarihini öğrenmek istiyorum dedim güzel Melis mi diyor ismi neyse bilmiyorum gerçek mi oradaki yazan ismi onu da bilmiyorum önemli olan konu o değil adama gerçekten güzel bir şekilde sormuşum hatta ben e, kötü bir şekilde sormuş olsam bile ben bana karşı kötü böyle dostum kardeşim gibi bir konuşmaya sahip olamaz çünkü o firmanın bir temsilcisi ben bir bireyim öncelikle bunu söyleyeyim benim konuşmamda herhangi bir yanlış da yok zaten daha sonrasında bana ayarlardan hız modunu falan anlatıyor. Değişik değişik şeyler anlatıyor. MS problemine geçti. Bana diyor MS'i şey yap, bağlantı algılama. E güzel kardeşim ben sana FPS diyorum FPS. Sen FPS ile internetin farkını bilmiyor musun? FPS oyun içerisindeki kare hızından bahsediyorum adama. Adam bana anlatıyor ki internet problemi. Neyse bununla geçtim. Bu olabilir. Otomatik atmış olabilir. Buna da okey. Hadi bunu da okeyledik. da baya baya otomatik bir yazı atmış bana. Neyse. Okey. Burayı da geçtik. Adama demişim ki cidden yazdığımdan bu sonucu mu çıkardınız dedim. Ama gerçekten ben durumumu güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Baya da kızdım çünkü. Biraz sitem ettim. Dedim ki bu sonucu mu çıkardın? Bu ne? Adam o kadar şey yazdım bana bunu anlattı. Ben de kızarım tabii adama A diyorum bana yumuşak D. anlatıyor. Her neyse bu soruyu sorduktan sonra adam bana diyor ki dostum yazdığını gayet iyi anladım. Oğlum sen bir firmanın temsilcisisin lan müşteri hizmetlerisin. Adamlar sana nasıl sövüyorlardır nasıl kızıyorlardır bin bir türlü mesaj geliyordur. Senin işin alttan almak Firmanın prestijini çizdirmemek ve elinden geldiğince yardımcı olmak. Senin işin insanlara üstten bakarak aşağılayıcı bir tavırda bulunarak dostum yazdığını gayet iyi anladım demek değil diye düşünüyorum. <laughs> Oyunda genel bir MS problemi var. Ekiplerimize bilgi verildi. Be güzel kardeşim ve patavatsız kardeşim ben sana MS mi sordum? Ben sana anlattığım şey başka bir şey. Tamam bu da tamam bunu da kabul ediyorum. En kısa zamanda çözeceğiz. Lan neyi çözüyorsun? Benim sorunumu anlamadın. Sorunumu bilmiyorsun sen benim. Hadi bu da okey. <laughs> bu da okey. İyi oyunlar dilerim. Çok da gerek vardı ya sanki. Sonra yüzüme kapattı. Abi sen bir firmanın çalışanısın. Beni bir dinleseydin lan. Nasıl bir sorunum var öğrenseydin be. Ben bu oyuna senelerce emek vermiş birisiyim be. Ya ben bu oyunu şimdi arkadaşlar kaç ilk çıktı haftadan beri oynuyorum. Her türlü etkinliğine katılıyorum. Her türlü şeyine katılıyorum. Lan bir tane sorunum olunca bir tane sorunum olunca ben neden böyle müşteri hizmetleri tarafından falan azarlanıyorum be. Ya gerçekten bu muhabbet canımı sıktı. Ya ben ne güzel durumumu anlatıyorum. Mutluyum. Bak telefon oynayamazsam bile mutluyum. Adam geldi beni kızdırdı. Ya ben de hiç böyle şeylerle uğraşmam. Sırf gıcıklık olsun diye bunu paylaşıyorum. Sizler de istediğiniz yerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü <laughs> Munton firmasını temsil eden biri... E, böyle temsilcilerle çalışıyorlar. E, sizler de paylaşarak bu olayın daha da görünmesini sağlayabilirsiniz. Umarım işine son verilir. Çünkü böyle bir cevaplama, böyle bir konuşma tarzı yok yani. O kadar emek veriyoruz, o kadar etkinliklerinde bulunuyoruz. Ee, yeri geliyor, gidiyoruz videosunu atıyoruz, şeyini yapıyoruz. Sürekli kitle tutmaya çalışıyoruz oyun içerisinde. Yayınlarını yapıyoruz. Karşılığında aldığımız şey bu. Bu benim canımı sıktı. Normal bir oyuncu olsam ben Oyunla ilgili bir şeyim olmazsa direkt oyunu bırakırdım. Ee, canım sıktığı için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım vaktinizi almamışımdır. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, normalde bu video atılacak bir konu olmayabilir. Bu konuda herhangi bir art niyetim şeyim yok. Fakat yani bir birey olsaydı oyunu bırakmıştı bir birey oyun çalışanı tarafından oyunu bıraktırılmıştı. Böyle bir cevaptan sonra telefonu kasan bir adam oyunu bırakmıştı direkt. Böyle böyle kim bilir kaç kişiye bu oyunu bıraktırdı bu patavatsız arkadaşımız. Muhabbet bu şekilde. Diğer videomuzda yani gameplay videosu olur umarım. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.